bir Atatürk fotoğrafı takılmasına itiraz eden teğmenlerin ordudan ihracı bile gerçekleşiyor bu memlekette. Bakalım önümüzdeki dönemlerde neler göreceğiz, ama hani dini kullanma konusu yerel seçimler öncesinde de herhalde bizim sıkça göreceğimiz şeylerden birisi. Hemen Saruhan Oluç'a döneyim ve seçimlere yönelik sohbetimize başlayalım. Bir siyaset bilimci sıfatıyla da tabii ki Haldun Solmaz Türk'ün de bu konudaki görüşlerini almak istiyorum doğrusu. Saruhan Bey, şimdi İstanbul'da Başak Demirtaş'ın aday olmadığı ortaya çıktı. Dolayısıyla bildiğimiz kadarıyla DEM Parti İstanbul dahil olmak üzere birçok yerde aday gösterecek. İstanbul'da da adayını belirleyecek, önümüzdeki günlerde açıklayacağı anlaşılıyor. Ne diyorsunuz? Bu karar DEM Partisi ile birlikte almış olduğum bir karar olarak açıkladı Başak Demirtaş. İçeride çok mu tartışıldı bu konu? Ve nasıl bir tablo ortaya çıktı ve Başak Demirtaş'ın adaylığından vazgeçmesi ya da aday olmayacağını açıklaması aşamasına nasıl gelindi? Yani öncelikle şunu söyleyeyim, öyle çok büyük bir tartışma yaşandığını söylemek doğru olmaz. Ama mesele şuydu, Sayın Başak Demirtaş'ın adaylığını daha doğrusu açıklamış olması çok değerliydi, çok kıymetliydi bizim için. Ve esas itibariyle partiye güç vermek için adaylığını açıkladı. Partinin çalışmalarına daha güçlü katılmak için. Zaten yaptığı açıklamada da bunu ifade ediyor, etti. Güçlü bir destek vermek amacıyla bunu yaptım dedi. Biz o dönemde henüz daha hangi illerde aday çıkartacağımız konusunda bir karara varmamıştık. Batı illeri açısından baktığımızda zaman içinde bu tartışmalar da yapıldı. Bir noktaya gelindi ve Başak Hanım'la da birlikte bir ortak müzakere de sürdürüldü ve yapılan istişareler konusunda bu verdiği gücün, bu desteğin çok önemli olduğu partimiz tarafından da tabii ki kabul edildi ve kendisine de ifade edildi. Zaten kendi açıklamasında da bunu söylüyor. Merkez Yürütme Kurulu'nun yaptığı açıklamada da buna işaret edilmiş vaziyette. Fakat gelinmiş olan aşamada atılmış olan taktik adımın gereken sonuçları doğurduğu değerlendirildiğinden bu adaylığını bir adaylığa çevirme konusunda herhangi bir adım atmayacağı ortaya çıktı ve birlikte bu konu konuşularak, istişare ederek bir sonuca vardırıldı. Biz tabii ki Başak Hanım bizim çok değerli bir arkadaşımızdır, yoldaşımızdır, tartışmasız politik bir kişiliği vardır. Ve bundan sonra da partideki yapılacak çalışmalara özellikle yerel seçim bağlamında güçlü bir şekilde katılacağını açıklamıştır. Ve bunu da partimizin başarısı için çalışacağız. Aday olacak arkadaşlar için tüm gücümüzle onların arkasında duracağız demiştir. Biz de kendisine teşekkür ettik parti olarak. Açıklamamızda da bunu belirttik. Ve süreç bizim açımızdan devam ediyor. İstanbul'da bir aday çıkartacağız. Bu adayın kim olacağı konusunda bir çalışma sürüyor. Sanıyorum önümüzdeki hafta içinde bu konuda bir adaylıkla ilgili kimin olacağına dair açıklama da yapılacaktır ve o zaman herkes bunu görecektir. Peki DEM Partisi'nin kent uzlaşması adı altında bazı kentlerde bazı partilerle ve büyük bir ihtimalle daha da çok Cumhuriyet Halk Partisi ile Batı şehirlerinde bir uzlaşma arayışı ya da söylemi vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda yeteri kadar ilgi göstermediğini düşünür müsünüz acaba? Bir kent uzlaşısı için İstanbul aslında ideal bir alan değil miydi? 2019 seçimlerinde bunun ispatı çok kolay oldu. İstanbul'un sizin de mücadele verdiğiniz iktidarın eline geçmesi halinde ya da iktidarın adayının eline geçmesi halinde bu